Sayın Sağlar, aslına bakarsanız işte Akbelen'de gördüklerimiz sanki bir prova gibi yerel seçimlerden sonra yaşayacaklarımızı gösteriyor bize. Çok sert müdahaleler var çünkü. Daha önce görmediğimiz tahammülsüzlüğü görüyoruz bu kez daha fazla. Bir örnek daha var. Müsaade ederseniz onu da vermek isterim. Bu hafta Beştepe'de Millet Kongre Kültür Merkezi'nde adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarıyla idari yargı hakimleri kura töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan o kura töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi. O savcı ve hakim kurada hani adaylarda, hakimler ve savcılar da Alkışladılar. alkışladılar. Yani bu da bize aslında hep Erdoğan'ın herhalde arzusu buydu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama, yürütme, yargı birliği. Onu tam olarak işlettiğini gösteriyor galiba. Şimdi bir de böyle bir fotoğraf var karşımızda. Bir an önce derlenip Çok toparlanmak haklısın. gerekiyor yani, dolayısıyla. Nasıl olacak Çok onu haklısınız. anlatın. Şimdi Lütfen. eğer bir iddianız varsa, demokratik anayasal bir cumhuriyet iddianız varsa ve bu cumhuriyetin ilkeleri de varsa, bu ilkelerin başında laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olma iddianız varsa, dayanışma, özgürlük, barış gibi kavramları içinde tutan bir devlet yapısı oluşturacaksanız, bunların başında gelen yargı bağımsızlığıdır. Yani hukuk devleti olduğunuzu ve evrensel hukuk ilkelerine uyduğunuzu söylemek gerekir. Ama Özal'dan başlayan, anayasayı bir kere delsek ne olur diyen ve Bahçeli ile anayasayı koruyan Anayasa Mahkemesi'ni kaldıralım diyen ve partili Cumhurbaşkanı ile ben Anayasa Mahkemesi kararlarını kabul etmiyorum diyerek reddeden ve dolayısıyla yerel mahkemelerde o Anayasa Mahkemesi kararlarını anayasada yazan 90. maddeye göre Avrupa İnsan Hakları kararlarını ve evrensel yani hukuk düzenlerini kabul eden bir anlayışı reddeden bir yapı var. Dolayısıyla hukuk devleti olmaktan çıktı. Şimdi hukuk sadece kendisi gibi düşünmeyen, kendisini sorgulayan, yapılanlara bir dakika ne oluyor diyen, yurttaş olarak hakkını korumaya çalışan, düşüncesini özgürce ifade etmek isteyen insanlara bir sopa olarak kullanılıyor. Merdan Yanardağ şimdi hapiste. Niye? Ne dedi? Yani bakarsanız Merdan Yanardağ'ın söylediklerinden çok daha fazlasını ki bir şey söylemedi. Çok daha fazlasını hemen o gün bir AKP'li milletvekili söyledi ve ondan önce geriye doğru bakın TRT'de yani sizin benim vergilerimle kurulmuş olan devlet kurumunda Öcalan'ın kardeşi konuşturuldu. Ve bu sorulduğu zaman benim haberim yok TRT kurdi bunu kullanmış dediler. Şimdi böyle bir aymazlık içerisinde karşınızdaki yurttaşı kandırmaya çalışan ve ona bir baskı aracı olarak tutan ve korkutan sindirerek bu ülkeyi yönetmeye çalışan insanların karşısında muhalefet olması gerekiyor. Eğer siz bu muhalefeti bastırırsanız ya da muhalefetmiş gibi oyun içerisine girerseniz ki görülen odur, o zaman bu patlar, bu tencerenin kapağı birden fırlar. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ve ben bu işte Cumhuriyet Halk Partililere büyük görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Tavsiyelerinizi Partisi alabilir miyim? Ne yapmak lazım şu anda? Nasıl, hani bu derlenip toparlanmayı nasıl sağlayacak Cumhuriyet Halk Partisi? bence bu tartışmaları Cumhuriyet Halk Partisi tartışmalarını kamuoyunun önünde yapmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fakat tartıştıran da maalesef çok maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı. Yani o söylediği sözlerle tartıştırıyor milleti ve tabii havuz medyası da bunun üzerine atılıyor. Bu bir olağanüstü dün galiba Önder Sağ, Sayın Eski Genel Sekreter ve konuları bilen Barolar Birliği Başkanlığı'nı yapan 27'sinde yani dün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Göreviniz. siyasi partiler yasalarına göre genel başkanlığı bitmiştir diyor. Ve bunu diğer hukukçular da söylüyorlar. Hukuk devleti olursanız zaten bunu söylemenize gerek yoktu. Halledilirdi bu iş. Ama iktidar hukuk devleti olmaktan çıkarınca o iklim herkese yansıyor. Yani diğer muhalefet partilerine de diğer rası. O nedenle bir an önce
kurultaya gitmeli ve kurultaya giderken de kavga etmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi, ben gerçek parti kurallarıma, programıma ve partinin ilkelerine dönüyorum demeli ve partiyi üyelere bırakmalı. Şimdi belediye başkanları partilerin üzerinde seçimlerde, delege seçimleri başlatıldı. Delege seçimlerinde baskı yapıyor. Kaybettiği liste, belediye başkanları direkt olarak seçimlere katılıyor. Kaybettiği listelerde kazanmış olan delegelerin üzerinde ya adeta tırnak içerisinde rüşvet vererek ya da baskı yaparak dön diyor. Neden? Bir tek adam sisteminin muhalefette de kurulması isteniyor. Eğer yukarıda bir tek adam sistemi kurulmuşsa, biraz evvel siz ne güzel söylediniz, yasama, yürütme, yargı bir kişinin elinde ve istenilen oldu. Aşağıda da muhalefet yapacak olan partilerde de aynı anlayış yerleşirse, ki sağ partilerde zaten bu yerleşir, sol partiler ilk defa bu seçimde biraz kendilerine geldiler, bu sol partilerin önderi olabilecek kanaat önderi ve siyasette muhalefet önderliğini yapabilecek Cumhuriyet Halk Partisi de kendine gelirse, evet ben parti içerisinde demokrasiyi, hukuku işleteceğim, ben bıraktım her şeyi, üyeler karar versin, il başkanında, ilçe başkanında, belediye başkanında, genel başkanı da üyeler seçsin diyecek bir noktaya gelirse, ki bizim partimizin tüzüğünde bu maddeler var aslında, bunları işleteceğim denirse ve bu bundan önceki verilmiş sözleri yapmamış gibi bir noktada değil, gerçekten yapacağım diyerek, belki de kendi işlerinde çekilerek bir güvenilir insana, bir abiye bunu teslim ederek yapılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi kendine gelirse Türkiye kendine gelir. Bunu iddialı altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü Türkiye'de sığınabilecek tek limandır. Diğerleri küçük küçük. Ama şimdi bakıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi 39 milletvekili vermiş. Daha da fazla milletvekili var. Aslında da onu da söyleyeyim. Yani yeni İyi Parti'nin 7-8 tane milletvekilini taşıdı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama İyi Parti ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ittifak yaptığımız için biz kaybettik. Bu da ayrı bir mesele. Yani bunu da ayrı görün. İttifakların içerisinde bulunan siyasi partilerinde kendilerini ne yapacaklarına karar veren bir noktada tutmuyorlar. Biraz yani, dalgalı bir süreç rüzgarda, orada da çok net görülüyor. Çok farklı açıklamalar var. Oysa karşıda bir Cumhur İttifakı var. Onun karşısında illaki bir ittifak olunması gerekiyor.